Efendim Akra'dan Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda yerlerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da Nevzat hocamla birlikte sizlerden gelen bir soru ve o sorunun etrafındaki konuları konuşmaya, aile ilgili, evlilikle ilgili konulara değinmeye çalışacağız. Bugün yine bir dinleyici mesajımız var. Mesaj şöyle hocam. Merhabalar. Ben Nevzat Hocama bir sonraki yayında şu soruyu yönetmenizi rica ediyorum diye gelmiş. Eş seçerken kadınların erkeklere karşı eğitim seviyesi olarak, makam mevki olarak üstün olması evlilikte sağlıklı olur mu? Bu gibi üstünlük durumları ego nedeniyle e, ileriki dönemlerde evliliğe zarar verebilir mi? Bu gibi durumların eş seçiminde önem derecesi nedir? Eş seçerken esas dikkat edilmesi gereken temel konular ...nelerdir diye sormuş dinleyicimiz. Aslında daha önceki programlarımızda... ...benzer sorulara cevap verdiğimiz bir konu hocam. Fakat dinleyicimizden geldiği için... ...tekrar bu soruyu da yönlendirelim istedik. Fakat buradaki soruda... ...epey altı çizilerek sorulmuş. Çok dikkat çekici bir şekilde... ...eğitim seviyesinin artması kazanılan bir değer olarak... ...görülmesi gerekirken... ...acaba ezilir miyim diye bir endişe... ...doğmuş gibi hissediyorum. Bu eğitim meselesine nasıl bakmak lazım hocam? Eğitim... Diploma mıdır? Bir yüksek lisans yaptı, öbürü lise mezunuysa olmaz mı? O eğitim yok bunların eğitimi denk değil diye mi bakmak lazım? Ne dersiniz? Yani buradaki eğitim dendiği zaman aslında şu anda Türkiye'deki diploma eğitim değil, öğretim. Evet. Yani bir öğretim belgesi, hı hı. meslek belgesidir. Evet. Yani onun kişiliğinin belgesi değildir diploma. Hı hı. Onun değerlilik ölçüsü değildir diploma. Hı hı. Yani biz diplomaya yüklediğimiz anlamda ...kişinin değerlilik ölçüsü gibi, onun kalite ölçüsü gibi, insanlık ölçüsü gibi e, görüyor. Şey verir tabii, yani okumuş bir insan, e, <laughs> üniversite ortamını, üniversite kültürünü bir şekilde yaşamış bir insanın... ...hayat tecrübesi daha fazla oluyor, birçok şeyleri, kazanımlar daha fazla oluyor ama... Yani eğitim farklı bir şey. Kişinin yani o karnelerde vardır yani bir, bir sayfa vardır. İşte notlar yazar tarih, coğrafya, fizik, kimya. Bir sayfada davranış hanesi vardır. Kimse okumaz bile orayı. Evet. Hep pekidir genelde okumaz bile. Aslında şu anda bütün dünyada yani özellikle 21. yüzyıl becerilerinden en önemlisi şu anda teknik beceriler değil yaşam becerileri. Hı hı hı. Teknik becerileri Mesela diploma teknik başarı evet. belgedir. O kişinin meslek alanında başarılı olduğunu ama yaşam becerisini göstermez. Evet. Yaşam becerisini göstermesi için diplomanın o kişinin karakteri önemli, kişiliği önemli. Yani O kişinin diploması evlenmiyorsunuz, kişiliğiyle evet. evleniyorsunuz. Onun için evlilikten önce evlilik olgunluğunun olup olmadığı önemli Hı -hı. o kişide. Hı -hı. Eğer evlilik olgunluğu varsa... ...bir kimsenin evlilikte... ...herkesin artıları da vardır, eksileri de vardır. Hı hı. Herkesin. Yani bazıları bazı alanlarda üstündür. Bazıları bazı alanlarda... ...üstündür. Bu ikisi... ...böyle durumlarda ne kadar çok... ...denklik olursa... ...fiziksel görünüm öyle, eğitim seviyesi öyle... Işte ...karakter... ...özellikleri öyle... ...sosyal rolleri öyle... ...bütün bu hepsinin arasında hangisi... ...denk gelirse... Hı. ...ona göre şey oluyor karar verilir evlilikten hı hı. önce. Yani, burada eğitim seviyesinden eğer egosu yüksek birisi ise ve eğitimi de bir diplomayı şöyle görüyorsa kişi. Yani diplomayı bir elbise gibi değil de bir cilt gibi görüyorsa. Hı, hı. Yani cilt değiştirilmez. Yani halbuki meslek elbise gibidir. Kimlik değildir. Birçok mesleğe yaşam tarzı diye anlatılır. Hı hı. Halbuki meslek yaşam tarzı değildir. Geçim tarzıdır <laughs> hayatın geçim tarzı yaşam tarzı dediğin zaman yani bakıyorsunuz her tarafta onu konuşur hep onunla o kişilerle beraber olur gece gündüz onunla birlikte yatar evde de mesela ben asker kökenli olduğum için biliyorum bir albay vardı ...tanıdık. 15 yaşındaki çocuğu şey oluyor hani Babayı dinlemiyor Hı -hı. karşı geliyor itiraz ediyor Hı -hı. tam ergenlik Hı -hı. dönemi ergenlik sorunları yaşıyor danışıyor dedi ki ya bu şey Bizim çocuk böyle böyle ya ben kıtada şu kadar yüzbaşı şu kadar binbaşı bana emredersin deyince hepsini yapıyorlar. Benim oğlan beni dinlemiyor dedi. Ben de dedim ki tabii ki dinlemezse dedim. Çünkü evde seni pijamalı görüyor dedim. Yani evde ev baba rolüyle komutan rolü aynı değil ki. İş adamı rolüyle baba rolü aynı değil ki. Evet. Rol paylaşımı yanlış orada. Yanlış olduğu zaman böyle durumlarda, şimdi orada mesleğini böyle bir cilt gibi, yapışık gibi bir şey görüyorsa o kişi de sakın şey yapamazsın. Ezer o. Gerçekten. İş yerinde müdür, eve gidince de, evde de müdür. yapıyor değil mi hocam? Evde iş yerinde öğretmen, evde de öğretmen. Hı -hı. Mesela böyle durumlarda, Hı -hı. yani burada o annelik babalık çocuğu alır, kırıp dökmeden yönetir onu. Hı -hı. Birlikte yürümektir anne Hı -hı. baba olmak. Yani çocuğa konferans vermek, vaaz vermek değildir anne baba olmak birlikte yürümektir. Birlikte evet. yürümek için de çocukla arkadaş olma derken bazen eleştiriyor. Arkadaş olma yol arkadaş anlamında. Anne baba çocuk böyle birbirleriyle bir hedefe giden yol arkadaşı gibi evet. davranmaları evet. önemli. Diploma evliliğe karar verirken evet. o kişinin evliliğe verdiği anlamı çok evet. şey. Hem evliliğe verdiği anlamı hem diploma verdiği anlamı iyice değerlendirmek evet, lazım ne, Karnenin ne tarafına Tabii, bakıyor hocam bu arada karni örneğiniz çok güzeldi geçenlerde oturduğumuz bir masada bir yandan bir üniversitede akademisyen bir arkadaşım var bir tarafta da imalat ve ihracat yapan bir tüccar bir arkadaşım var birbirleriyle konuşuyorlar ya akademiyle işte ticareti böyle şey yapalım varsa böyle parlak öğrenciler alalım ama diyor bak ben öyle çok başarılı öğrenci istemiyorum diyor ama düzgün kendini yetiştiren böyle sosyal becerileri olan benim için daha kıymetli yoksa not ortalaması 4 olan belli ki çok bir şeye vakit ayırmamış o yüzden o bana çok lazım değil gibi bir şey yapıyordu işte o herhalde karnenin sol tarafında değil de sağ tarafına odaklananlardan. Yani piyasada da hayatın gerçeklerinde de bu var. Yani bir kişinin kendini eğitmesi, öğrenimi değil eğitmesi çok daha kıymetli. Aslında bu mevzuya biraz böyle bakmak gerekiyor. Evet, mesela baktı. Halen teknik başarı, akademik başarı mı? Evet. Halen ya. Yani anlatamadık Senelerde söylüyorum ben. Artık göbeğim çatladı yani. Ama bu ilkokuldan başlayacak bir şey. Hı hı. Yaşam hayat becerilerini öğrenmesi evet, çocuk. Evet. İlkokuldan başlayacak. Bunun için bir bilim dalı gelişti. Hı hı. Bak, bilim dalı gelişti. Bilim dalının adı pozitif psikoloji. Evet. Yani şu anda Yale'de, Harvard'da, evet. Bristol Üniversitesi'nde okutuluyor bu dersler. Bunlar aslında yaşam becerisi dersleri bunlar. <laughs> Pozitif psikoloji adı altında hedefe ulaşmak için sadece <laughs> duygusal zeka eğitimi bir nevi öğretmek. Duygusal <laughs> zekasını yönetemeyen kimse hayatını yönetemiyor. Hayatını sadece bir şey gibi, para makinesi gibi görüyor insanlar birbirlerini. ...menfaat makinesi makinası gibi görüyor. ...ve yani böyle bir ortamda kişi tabii kişi şey olmuyor. Birçok şeye sahip oluyor ama hayatı mutsuz oluyor. Yani amaçsız oluyor, anlamsız oluyor hayatı. Yani onun için burada bu eğitim seviyesi kişiye göre önemli. Bu sefer o anlam tamamen o iş yerindeki hiyerarşisine bağlıydı mı hocam? Evet. Hani Sadi Şirazi'ye sormuşlar müzik hakkında ne diyorsun diye. Dinleyeni söyle ona göre söyleyeyim demiş. Hmm. Yani, yani düşün, yani Dinleyeni göre değişik. Yani bazısı o müzikten mesela bizim Cerrah Paşa'nın yaptığı bir çalışma var. Bu şeyde Batı dünyasında violonselin beyinde ürettiği istirahat dalgaları, alfa dalgaları Türkiye'de ney sesinde çıkmış? Hmm. Beyinde bak. Bizim kültürümüzde ney sesi onların kültüründeki violonsel gibi beyinde istirahat Rahat, hmm. huzur dalgasıdır onlar beyinde. Alfa dalgası. Dikkat evet. açık ama vücut gevşek, rahat demektir. Yani Onu şöyle diyorum ki... hocam. Batı müziği dinledik, klasik müzik dinledik diyelim. Batıdaki, oradaki o farklı duyuyor. Daha doğrusu farklı hissettiriyor. Buradaki farklı. Yani kültürel anlamda değişebiliyor tabii, dinleyenler. Tabii yani sesi... Aynı ses gidiyor onun beynine O Hı -hı. sese başka anlam yüklüyor anlam. Öbür Başka Hı -hı. anlam yüklüyor Bazıları mesela ağlıyor o sesten Hı -hı. Bazıları gülüyor bazıları rahatlıyor O tamamen biraz kişiye de Hı -hı. Eğitimine de bağlı onun Kültüre bağlı eğitime bağlı Onun için bu gibi şeylerde bizim Yani insanın olayları ele alış tarzı bakış açısı Hı -hı. Hatta buna 21. yüzyıl Becerilerinde buna şey diyorlar Kognitif fleksibilite deniyor Yani zihinsel estetik yani kişi zihinsel esneklik varsa... ...olaylar aslında daha iyi bağlantılar kuruyor. Hı hı. Derin öğrenme yapıyor. Bağlantısal öğrenme yapıyor. Neden? Sonuç önce arkası ilişkilerine bakıyor. Bununla bağlantılar kurarak öğreniyor. Daha az hata yapıyor. Daha sağlıklı karar veriyor hı. hayatta. Hı. Yani bunun için burada... ...kişi karşısında ezilebilir miyim diyorsa... ...artları fazla basıyorsa ki... ...hani kadının burada soruda... Kadın diplomalı, erkek değil. Yani erkek de büyük ihtimal zengin bir evet, erkek. Evet, doğru hocam, evet. Bakıyoruz. Erkek, evet, kadınların. Erkek bu, burada varlıklı bir erkek, üstün tarafı. o. Diplomalı bir kadın, bir erkekte ya çok yakışıklıdır, evet. ya da çok varlıklıdır. Hı hı. Yani kolay kolay şey yapmaz, yani evlenmez. E böyle durumlarda artılan ekseni baktığın zaman hı hı. birisi de şeydir, diploması yoktur ama müthiş bir hayat başarısı vardır. Evet. Yani şu anda. Onlarca diplomalı insanı çalıştırır. Hı hı. Böyle durumlarda onun ilkokul mezunu olması hı hı. hiçbir kusur değildir hı hı. kişinin. Yani burada ticari zekası var demek ki. Hı hı. Onu kullanıyor orada. şey yap doğru yerde doğru pozisyon alıyor, doğru kararlar veriyor, doğru adım atıyorsa. Bunun için burada önemli olan hı hı. kişilerin yani birbirlerine akli ve kalbi yönden denkliği olması. Evet. Kişilik olarak. Yani aklın evet diyor kalbi de sıcak duruyorsa böyle durumlarda değerlerini baştan konuşsun evet. ama. Baştan konuşsun. Ya yani bu arkadaş sen bu diplomayı bana sopa olarak kullanacaksan bu işe girmeyelim diyecek. Hmm. Bak sen diploman var. Daha çok eğitimlisin. Benim bir şekilde yok. Ama bunu sen evlendikten sonra bunu benim başıma kakacaksın ikide bir. Sakın bu işe ben girmem diyecek. Hmm. Açık açık konuşsun. Yani evet. konuşursa karşı tarafta zaten bir şey diyecekse bile ileride bir şeye kızdığı zaman hemen aklına mı gelirse yutmak zorunda kalır. Evet. Söylese bile çok tesir olmaz. Evet. Bunu baştan konuşmak Baştan konuşsun burada. Yani Ama böyle... evlilik olgunluğu olan biri de zaten muhtemelen bunu başa kakacağını da zannetmiyor. Ama dediğiniz gibi ilk önce evlilik olgunluğu var mı yok tabii, mu? Tabii tabii o önemli. Olan. Evlilik Okulu Peki hocam eş seçerken dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir diye sorulmuş. Fiziken beğendik, kalbimiz bir başka atmaya başladı. Başka neye bakacağız hocam? Tabii. Bu yani olgunluk, tabii. tabii. burada işin çok ciddi bir boyutu. Tabii tabii. yani evlilikten önce yani insan hayatındaki iki önemli tasarruf yani biri hmm. eş seçimi, biri iş seçimi. Hmm. Yani bu meslek seçimi bu ikisinde de e, inceleyip sık dokuyacak başlangıçta. ...inceleyip, sık dokuduktan sonra, artık evlendikten sonra kusur almamaya başlayacak. Hı -hı. Yani evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın derken aslında... Hı -hı. Hı -hı. ...bir nevi e, olaylara ilaç tarzınız evet. farklı olması lazım. Evet. Evlilikten önceki gibi giderseniz kimse kusursuz değil çünkü. Evet. Daha önce makyajlı gördüğün eşini makyajsız göreceksin artık. Daha önce sabah sersem sersem dolaşan iki tane kişi olacak evde. Yani <laughs> daha önce öyle kendine bakımlı kişiler olmayacak. Yani birçok genden, özellikle yaş ilerledikten sonra da şey oluyor. Yani biz çok var erkekler hani paralandı paralandı oluyorlar. <laughs> Bizim Anadolu'da güzel bir söz vardır yani zenginleşince eşini beğenmemeye başlıyor. <laughs> İkinci eşe yöneliyor. Kadınlar müthiş burada şey yapıyorlar. Ya kadın fiziksel cazibesi olmuyor tabii. Mesela Descartes şey demişti. Düşünüyorum o halde varım. Şimdi ne diyor modernizm? Görünüyorum o halde varım. Evet. Buna indirgedi şey hayatı. Ya her şey görünmeye görselle indirgedi. Böyle durumlarda evlilikte de görünürlük de, üzerine kurulan evlilikte de yürümüyor. Çok bazı insanlar kendine çok iyi anlatırlar. Çok iyi sunarlar. Ama uzun bir yolculuğa çıkınca bakarsınız ki şey, yanlış kişiymiş bu. Onun için böyle durumlarda ilk başta yani bilinçli olan kimse, bilinçli evliliklerde bunlar kişi yani evliliklere doğru aday mı diye artılarını, terazini, kefesini koyar, eksilerini koyar. Hangisi ağır basıyorsa ona göre karar verir. Böyle durumlarda. Ama bu kişi seviyor muyum? Odaklı gidiyor. Modernizm bir şehir efsanesi var şu anda. Aşıksan evlen. Aşık olmadan sakın evlenme. Bu şehir efsanesi. Aşk evlilikte iyi bir başlangıçtır, sebeptir Hı. ama sonuç iyi işbirliğiyle ortaya Hı. çıkar, kurulur. Ki o aşkla bir de iki ayırıyoruz değil mi hocam? Bir romantik aşk var, bir de olgunlaşmış aşk. Tabii. Olgun aşk var, bir de patolojik aşk var. O nasıl hocam? Patolojik, patolojik ya. hastalık <laughs> aşkı artık ya. Onsuz yapamıyor. Hastalık derecesinde var. tabii. Hı. Yani bağlanıyor, ...dizin dibinden ayırmıyor onu, Hı. hiç kimse. Annesiyle bile konuşturmasını istemiyor. Hı. Yani hiç kimseyle patolojik bir, bir, kıskançlık. Patolojik bir kıskançlık oluyor hmm. patolojik aşkta. Esir alıyor onu, köleleştiriyor kendini. Ya benimsin ya toprağınsın hmm. diyen aşklar patolojik aşk genellikle. Hmm. Bu cinayetlerin çoğunda o var aslında. Çoğu tedavi edilebilir, düzelebilir şeyler. Leyla ile Mecnun'un aşkı patolojik aşk. <laughs> yani Patolojik ya, yani. beyin kimyaları bozuluyor onu. Bir araya geliyorlar, Mecnun diye boşuna dememişler, bırakıp gidiyor. Savaş çıkıyor onları bir araya getirmek için. Evet. Ya fakat şey oluyor. Sonra ikisi de hasta oluyor, ölüyor. Leyla mezarının başında gidiyor Mecnun... Başında bekliyor o da ölüyor. Toprağın altında buluşuyorlar. Fuzuli'nin me meşhur şeyi, harika bir divanı. Evet. Yani onun için yani burada Leyla ile Mecnun aşkı şey, patolojik bir aşktır. Yani bu zamanda Leyla Mecnun olsa, eğer kazara bir psikiyatrise gelse, ne Leyla kalır ne Mecnun. Yatırıp onun beyin kimyasını <laughs> düzeltiriz. Gerekiyorsa EKT yapılır, tedaviler yapılır. Ya ben ne yapıyormuşum ya der. Çok rastlıyoruz öyle. Ya yani tedavi ediyor onu ya ben ne yapmışım ya yani böyle saçmalığı nasıl yapmışım diyor. İlgi gösterene aşık oluyor hemen mesela. Eşik altı duygu durum bozukluğu var. Bir çeşit hastalık o. Oluyor. Bazen alınan yanlış antidepresanlar da yapıyor onu. Antidepresan ha. alıyor kişi yüksek dozda aldığı zaman uzman kontrolünde almıyorsa kişi de ilgi gösteren aşık oluyor. Hmm. Easily lovely immoral behavior deniyor. Yani kişi temel değerlerine, ahlaki değerlerine uymayan şeyler yapmaya başlıyor. Hmm. Onun üzerine birçok kimse evliliği bitiriyor böyle durumlarda. Halbuki o kişi bir nevi aldığı antidepresanla emosyon regülasyonu bozuluyor, duyguları yükseliyor, hipomani oluyor. ...çok da anlaşılmaz. Sağlıklı gibi gözüküyor o. O tedavi edildiği zaman düzeliyor. Yani ben öyle biliyorum bir... ...önemli birisinin kızı şey olmuştu, internetten birisine aşık oldu... ...bırakıp Amerika'ya gitmeye çalıştı. Böyle ne yapıldıysa terapiler merhaba fayda etmedi. yatırdık, tedavi ettik. Kız ondan sonra toparladı. Bir daha da benzer bir rahatsızlık olmadı. Hı hı. Yani. Uzun bir süreç mi hocam bu? Eğer ailede bipolar yüklülük varsa... ...uzun sürüyor hmm. tedavi ama yüklülük yoksa... ...mesela madde kullanımda çok oluyor. Şu anda madde kullananlarda... beynin kimyası bozulduğu için... ...onlarda bu tarz duygu yükselmeleri... ...manik eksitasyon dediğimiz durumlar çok oluyor. Hmm. Hipomaniğe gibi mani oluyorlar maddenin etkisiyle. Yanlış şeyler yapıyorlar, yanlış beraberlikler yapıyorlar. Hayatlar hmm. alt üst oluyor. Artık psikiyatri kongrelerinde biz... ...diğer hastalıklar ikinci plana düştü. Devamlı bağımlı konuşuluyor. Hmm. Reik Ave'deki kongre o kadar yaygın ki Toplantıların çoğu orada. Evet. Çünkü depresyon, be depresyon filan eşlik artık ediyor. Çoğu zaman eşlik ediyor. Eşlik ediyor, eşlik evet. ediyor çoğu zaman ama hakikaten çerez oldu çünkü bütün yatırımlarını ona yapıyorlar. Evet. Değişik bir kültür, haz kültürü oluştu orada. Hedonistik bir kültür. Hı hı. E, haz kültürü olunca o kadar uğraşıp yorulup niye bununla hazda ulaşırım diyor. Bir başlıyor ve durduramıyor hı. kendini. Ya yani onun için herhalde Batı toplumunun medeniyet krizini en büyük göstergesi bağımlılık, ikincisi boşanma, üçüncüsü yalnızlık. Hmm. Evet. Yani bakma Avrupa'yı Amerika ayakta tutan ve Silikon Vadisi'nin üçte ikisi göçmen. Evet. Amerika yı Avrupa yı ayakta tutan şey göçmenler. Hmm. Şu an çalıştıran, üreten onlar. Hmm. Yavaş yavaş yerli Amerikalılar konformist bir kültür içinde onlara alanlarını devrediyorlar. Yani ne olacak bilmiyoruz ama. Yöneticiler, bakanlar da bile hocam bir şey yani göçmen bakanlar tabii e, yani, o, yani bir şekilde eğer demokratik sistem devam ederse Batı'nın insan profili değişecek. Hı. Öyle gözüküyor. Evlilik Okulu. Hocam peki şimdi vaktimizin sonuna gelirken sizin tabi psikiyatrsınız ama bir yandan da akademisyen bilim insanısınız. Burada şunu da sormak isterim. Sizin bakış açınızdan nasıl olduğunu öğrenmek isterim. Diplomaya bir öğrenim belgesi olarak baktığınızı söylediniz. Bir insan kendini geliştirmek isteyen bir genci bir insana ne tavsiye edersiniz hocam? Yani nereden başlamalı, nasıl yapmalı, nasıl bir yol izlemeli ya da ne yönde geliştirmeli, yetiştirmeli kendini? Tabii bir genç Kendini yetiştirirken, liman gemiden çıkarken ne yapar? Kaptan ne yapar gemide? Geminin bütün eksiklerini tamamlar, her şeyini tamamlar. Ondan sonra haritaya bakar, pusulaya hı. bakar, her şeyine bakar, hedefini belirler. Hı hı. Hedefini belirledikten sonra yükünü alır ve limandan güvenli olan limandan Hı. çıkar. Şimdi evlenecek bir kişi bir genç de aynı şekilde evin güvenli alanından çıkıp yeni bir hayata yeni Hı. bir alan kuracak. Yani Kuş uçacak evden bir şekilde. Böyle Hı. durumda onu hayat becerileri olmayan duygusal zeka eğitimi olmayan gençler evliliği yürütemiyorlar onun için. Duygusal zeka eğitimidir aslında evlilikteki başarının sırrı. iş hayatındaki başarının sırrı Hı. duygusal zeka eğitimidir. Yani davranış geliştirme olarak bilinen şey aslında hmm. duygusal zeka eğitimi. Çünkü davranışın oluşması için kişinin o sağlıklı davranış gelişmesi için bir önce düşünce olması lazım. Yani bunu yapmam lazım diye bir hmm. amacının olması lazım. O amacına duygu eklenecek. amaca duygu eklendiği zaman bu inanış haline dönüşüyor. Hmm. İnanış haline dönüşünce tekrar etmeye başlayınca bunu alışkanlık haline dönüşüyor. 6 ay kadar tekrar ettikten sonra artık kişilik haline dönüşüyor hı. kişide 6 ay tekrar etmesi lazım beynin onun otomatik hale gelmesi için beyinde onun kişilik karakter olması için bir güzel davranışın ya da kötü davranışın hı hı kötü düşüncenin, kötü duygunun ve davran eyleme dönüşen duygunun. İnanç olur, inanca dönüşünce ondan sonra eyleme dönüşüyor, davranışa hı. dönüşüyor. Devam ettiği zaman alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlığa dönüşüyor. Daha da devam ettiği zaman kişilik haline geliyor. Onun için bu bir emektir, çabadır. Hı hı. Hedef belirlemek gerekiyor kişinin. Dumandan çıktığı zaman hayata önce bir kere SWOT analizi yapacak bir genç hayata, hatırlan bir genç. Ben kimim? Nereye yönelmeliyim, niçin sorusunu hı hı. her ergen sorar. Çünkü her ergenin şeyidir bu, yani evden çıkacağı zaman bireyselleşme başlıyor, özertleşme başlıyor. Anasının kuzusu, babasının kuzusuysa onlar özertleşemiyor, bireyselleşemiyor onlar. Onlar genellikle birisine bağlanarak rahatlıyorlar. Bu da bir yöntemdir ama asırlardır gelen yöntem bu çağın yöntemi değil. Böyle, böyle olanlar genellikle yönetilenler oluyor, kullanılanlar oluyor bir şekilde. Yani kendi özgüvenleri düşük kişiler oluyor. Böyle kişiler ben kalarak biz olmayı başarırlar. Hmm. Bak Kendi benliğini korurlar, evlendiği zaman biz olurlar ama. Ben 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 diyorlarsa evlilik yürümez. Evliliğin en büyük düşmanı bencilliktir. Genç böyle durumlarda bir kaptan yola çıkarken geminin kaptanı ama geminin bir sistemin kaptanı o. Yani sistemin çıkarı hı hı. kendi çıkarından önemli, evet. gemi batacaksa kendi çıkarını fedaket eder. Evet. Orada. Tayfanın çıkarı, mühendisin çıkarı, kaptanın çıkarı, geminin çıkarı ortak bir çıkardır bunlar, sistemin evet. çıkarıdır. Yani sadece ben odaklı, sadece kişi odaklı sistemlerde sakat oluyor yani kişiye bireysel fayda değil, toplumsal fayda da değil evet. sadece bireysel, toplumsal, sosyal, varoluşsal faydaları sistematik fayda haline dönüştürüp o yönde soruna çözüm üreteceğiz. Hı hı. Hedef burada gençlerin şu anda en büyük bu çağdaki en büyük sorun amaçsızlık sorunu. Hı hı. Ama çoğusa bir gençte o genç olaylarla, popüler kültürle sürükleniyor. Evet, Biz aynen. şu anda bizim eğitim sistemimiz uğrunda çile çekilecek, yorulacak bir amaç vermiyor şu anda. Hmm. Amaç vermediği için de her kültür alıyor kendi kültürü yapmaya çalışıyor. İşte çocuklarımız, gençlerimiz şu an harcanıp gidiyorlar. O anda hangisi popülerse o rüzgara tamam, ona Rüzgar gidiyor. Tamam. Amaç verince sadece cinsellik ve zenginleşme, makam, şu ünlü olmak gibi ya. amaçları koyarsan çocuğun önüne, arzularını kontrol edemeyen bir çocuk olur. Evet. Ya yani o kullanırlar. Hoca SWOT analizi önemli burada. Yani SWOT analizi biliyorsun ekonomistlerin kullandığı bir şeydir. Hmm güçlü yönleri, zayıf yönleri kişinin daha sonra da tehditleri, fırsatları hayatta ilgili. Kendisiyle ilgili bu analizi yapacak. Benim güçlü hı hı. yönümle, zayıf yönümle. Hı hı. Benim hayattaki hedefim ve hedefime giderken, bu hedefe ulaşırken benim için bekleyen imkanlar nelerdir? Askeri de buna imkan ve kabiliyetler hı hı. diye geçer. Nelerdir? Yani onlarına bakar, tehditlere bakar, tedbirini alır. Hı hı. Mesela bir askeride kullanılan yine bir örnek vardır. Bir komutan ...taburunu bir yere götürdü. Gece orada mesela terörle mücadeledi... ...ya da bir savaşta götürdü. Oraya taburu geceleyeceği zaman... ...diğer herkes... ...kafa yormaz ona ama tabur komutanın ...şöyle bir sorumluluğu var. Nereden tehdit gelebilir? Hmm. Oralara nöbetçi koyar mesela. Ondan sonra rahat rahat uyur. Ama bu herkes yatsın derse... ...şey açık olur tedbirini alması. Hmm. Hayatta da aynı şekilde. Yani gemi çıkarken kaptan mesela iklimi çok iyi atmosferi hava tahmini çok iyi tahmin etmesi lazım. Asıl kaptanlık bizim kültürümüzde öyle bir felaket oluyor bir afet oluyor. Afetten iyi bir şekilde çıkıyoruz. Bak, kahraman gibi oluyoruz. Ya arkadaş akıllı yöneticilik, akıllı liderlik o fırtınaya yakalanmamaktır. Riski ha. yönetebilmektir, risk yönetimi yapmaktır. Risk hesaplaması yapmaktır. Risk tehlike geldikten sonra tehlikeyi aşmak yani biraz da şansa kalıyor. Evet. Yani Allah yardım ediyor başka. Hı hı. Ama etmiyorsa da o zaman tepe taklık olursun. Evet. Ya yani kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Önce kendimizden başlayacağız düzeltmeye. Onun için burada yani önemli olan bir genç kendi kimliğini, ben kimim? Güçlü yönümle, zayıf yönümle, hedefimle bu hedefe giderken beni bekleyen imkanlar nelerdir? Tehditler nelerdir diye bunları çıkarıp bu şekilde hayat yoluna gitmesi lazım. Yani hı hı. Evlilikte de bu şey geçerli burada. Yani dört dörtlük bir evlilik hayal olur. Sadece duygusal bir karar olur ama aklını muhakemesini devreye sokan kimse bu analizi hı. yapar. Yaptıktan sonra da genellikle elinden geleni yaptıktan sonra bir sınav öğrencinin ders çalışması gibi yaptıktan sonra da sonuca kabullenir. Evet. Ona da öz kabul diyoruz işte. Öz kabul olacak, kabullenecek. hı. hı. Yani kendini zayıf yönlerini kabullenecek. Mesela egosu yüksek kişiler zayıf yönlerini yok sayarak evet. mutlu olurlar. Halbuki bunu kabullendiği zaman aslında onu bir güce çevirme imkanı daha Tabii. fazla. Onu bilmek Tabii. çok kıymetli bir şey. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hocam. Estağfurullah. Rica ederim. Sevgili dostlar, bugün de evlilik okulunda süremiz yettiğince evlilik ve aile üzerine konuşmaya çalıştık. E, Bizi de eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim ama sorularınızı yöneldirmek isterseniz e WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 akra WhatsApp WhatsApp'tı. hocama yönlendirmemi istediğiniz sorular olursa e, buraya sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için evlilik okulu.